Yardım Best YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Yine her zaman olduğu gibi Galatasaray gündemimizle yayınımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz bugün çok önemli bir gün. Çünkü Türkiye Ligi'nde, Türkiye Süper Ligi'nde transfer dönemi an itibariyle açılmış oldu. 8 Şubat'a kadar transfer döneminin olacağını sizlere hatırlatalım. Hemen bugün çekilişimiz de var. Onu da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Söylediğimiz gibi hemen ben açıkçası sizlerden gelen mesajlara başlamadan önce hemen bir görselimi de ekrana getirmek istiyorum. Hemen şuradan ekranımıza getirelim. Sonra da sizlerden gelen mesajlarla da hafiften bir başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz önemli gelişmelerin olacağı transfer dönemimizi de size hatırlatalım. Ben hemen şuradan bir ufak bir ayarımı yapacağım. Aynen ufak bir ayarımı da yaptım. Bakalım aynen. Yayınımız yavaştan başladık dediğimiz gibi transfer dönemi başladı arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Bakalım kulüpler bu konuda ne yapacak? Özellikle Galatasaray'ımızda tabii ki de çok önemli transfer haberleri de var. Çok önemli transfer gelişmeleri de olacağı konuşuluyor. Bakalım tabii ki de sadece alacağımız oyunculardan ziyade göndereceğimiz oyuncular da bizim için çok önem taşıdığını hatırlatalım. Şu anda 14 yabancımız var. Tabii ki 21 yaş altı kontenjanından da 3 tane oyuncumuzun olduğunu sizlere hatırlatalım. O sebeple ona göre bir transfer politikası izleyecek takımımız. Bir yabancı transferi göndermeden yabancı transfer etme şansı şu anda bulunmuyor. Onu da sizlerle paylaşalım. Yavaş yavaş zaten herkes toplanmaya başladı arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Anlık olarak şu anda 120'lere bile çıktık. Yavaş yavaş isterseniz gündemimize geçmeden önce sizlerden gelen mesajlarla bir başlayalım. Sonrasında da biliyorsunuz sizin mesajları okuduktan sonra gündemimize geçeriz. Hemen bakalım. Murat Esen. Katıl abonemiz Kıvanç abim, Vedat abim, Süleyman abim, Emre kardeşim yayınlar selamlar. 4. like benden demiş. Süleyman abimiz katıl linkimizi paylaşmış arkadaşlar. Orada istediğiniz seviyeden kanalımıza katıl abonesi olabilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşalım. Havis katıl abonemiz selam Emre nasılsın? Beni soracak olursan iyiyim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sizlerin de iyi olması tabii ki de bizim için çok önemli arkadaşlar. Ali Dönmez Ali Dönmez katıl abonemiz spor gecesi yayınına bakayım dedim. Ferhat abi oralarda karıştırmış üyelik vermiş bir sürü demiş. Naci Akcan aynı zamanda katıl abonemiz selamünaleyküm Kocaeli'den iyi yayınlar hayırlı geceler abilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Katıl abonemiz aynı zamanda Utku Adıgüzeloğlu da Ferhat abi her masada demiş. Kerim 1905 katıl abonemiz iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Sevda Mutlu. Katıl abonemiz merhaba Emre Bey, keyifler nasıl demiş. Vallahi keyiflerimiz çok iyi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi transfer dönemine de girdik. Çok önemli gelişmeler bizleri bekliyor. Biliyorsunuz özellikle yazın çok güzel, çok uzun gece transfer yayınları yapmıştık. O yüzden bu dönemde de güzel transfer yayınlarımıza başlayacağımıza inanıyoruz. Diyelim Gizem Şentürk, iyi yayınlar, ses açık kalacak, sonra uyurum, iyi geceler demiş. Buradan da Gizem Hanım'a sevgilerimizi iletelim, tatlı rüyalar diyelim. Mojito 35, yerimizi aldık, bekliyoruz, herkese iyi geceler ve iyi yayınlar dilerim. Muhammed Işık, iyi yayınlar Emre abi, Erdal hocamız gelmiş, iyi yayınlar demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün çekilişimiz var. Birazdan da yani şöyle bir 15-20 dakika sonra o gönderimizi de ekrana getiririz, sonra çekilişimizde. Bu gece yapacağımızı sizlere hatırlatalım. 5 adet tişört hediye edeceğiz arkadaşlar Erdal hocamız sayesinde. Sonrasında bir 5 tişört daha yapacağımızı sizlere hatırlatalım. Passagers katıl abonemiz seneye Avrupa düşünsün demiş. Uğurcan Özdemir selamlar 8. like benden. Bol like'la yayın olması dileğiyle demiş. Sinan 1905 katıl abonemiz Ferhat abim benim ve ben de spor gecesinde takıldım demiş. Mustafa Kemal katıl abonemiz yayınlar Aslan Yüreklilere selam olsun. Ahmet Subaş aynı zamanda katıl abonemiz selamlar. İyi yayınlar Arda Kahraman iyi yayınlar demiş. Sekani Ceferov iyi yayınlar lider takımın taraftarı. Teşekkür ediyoruz hoş geldiniz. Utku Adıgüzeloğlu ben de oradaydım Ferhat abi döktürdü demiş. Vallahi Ferhat abiyi buraya da bekliyoruz. Fatih Tinç
Selamun aleyküm, hayırlı geceler kardeşim. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Le Priest, koştum geldim ebedi dostluk ezeli rekabet demiş. Bakalım Mojito 35, şampiyon takımın taraftarı burada iyi yayınlar Emre demiş. Ferhat abimiz de gelmiş. Hoş geldin Ferhat abi. Vallahi bugün yaptıklarım kulağımıza geliyor. Cem Akar, cezalısın Emre kardeşim, 5 dakika geç geldin demiş. Arkadaşlar bu çekiliş organizasyonunu ayarlamaya çalıştık. O yüzden biraz geciktik, kusura bakmayın. Cemil Altın selamlar. Bir saat oldu, aynen transfer yok, yönetim istifa demiş. Bakalım hemen dostlarımızdan gelen mesajlarla devam edelim. Ferdi İnce dediler öldü, şimdi yazsınlar Galatasaray geri döndü. Uğurcan Özdemir, yalnız her şeyden bağımsız bir şey sormak isterim. Bu kadar yıldız oyuncu alabilmek ve onlarla anılmak kulübümüzün büyüklüğünü göstermez mi demiş. Saygı İbrahimov, maçlar devam edecek ama değil mi, ara yok mu demiş. Ara yok arkadaşlar, çünkü Dünya Kupası'ndan dolayı, onu sizlere hatırlatalım. Fatih Dinç Emre kardeşim, 5 sadece 2 futbolcu bekliyorum. Ben sadece 2 futbolcu bekliyorum. Sol bek ve orta saha demiş. Bakayım Ali Aksoy, cuma günü 42 puanımız var inşallah arkadaşlar. Bakalım Moit 35 falan oldu ve Seferovic'i gönderelim. Başka bir şey istemiyoruz ya demiş. Vallahi arkadaşlar o kadar kolay olmadığını sizlere hatırlatalım. Dediğimiz gibi yapacak bir şey yok. Yani Patrick Van Aanholt sıkıntılı. Ben onu size söyleyeyim. Bakalım Mustafa Yaşar selamlar, yayınlar. Cigon abi katıl abonemiz yayınlar demiş. Levent abi de gelmiş katıl abonemiz. Herkese selamlar ve saygılar. İyi yayınlar Emre ve Süleyman demiş. Ferdi İnci, Lukaku Cimbom'da mı? Bivit Emre selamlar, ne mutlu Icardi'si 15 dakika oynayanlara demiş. Ali Aksoy, Seferovic eşittir Lukaku veya Hajirayt Solbek, Van Aanholt, Alexandro veya Alex Telles mükemmel olur demiş. Bakalım. Ramazan Kabaç, Emre kardeşim Levent Tüzemen Galatasaray Lucas Moura'yı tekrar gündemine aldı. Ara transfer görüşmelerini gerçekleştirecek. Levent Tüzemen boş haber yapmaz, adam Galatasaray kongre üyesi demiş. Kadir Baycan selamlar. Sinan 1905 Emre bir şey soracağım. Şimdi birisi çekilişe katılmak istiyorsa katılabilir mi? Hemen Insta'dan Icardi paylaşımını beğenip yorum yaparsa. Aynen arkadaşlar, çekilişimiz daha devam ediyor. O mesajlara yorum, yani o gönderiye yorum yapabilirsiniz. Birazdan da zaten ekrana getireceğiz, hatırlatacağız. Yani şöyle söyleyelim, yaklaşık bir 35-40 geçe falan çekilişi başlatmayı düşünüyoruz. Onu da sizlerle paylaşalım. Ramazan Çöl geçen katı ama Sinan 1905 kardeşim şey yapsınlar. Arkadaşlarına söylediysen takip etsinler bizi Instagram'dan. YouTube'dan da takip etsinler. O gönderiyi de abone, yani aynen dediğimiz gibi beğenip yorum yazmaları gerekiyor. Ama hem kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olsunlar, hem de Instagram'ımızda takip etsinler. Sizden ricamız, zaten bakacağız yani takip edip etmediklerini. Ramazan Çöl geçen kolay gelsin yayınlar Emre demiş. Fatma Aslan katıl abonemiz selamlar. Yayınlar Koray Demir. Abi selamlar, Talisca için girişim yapılır mı? Yapılmaz, yapılmasın da arkadaşlar. Uğurcan Özdemir Icardi için bir gelişme olacak mı acaba? Paris Saint Germain 13 milyon euro istiyor. Vallahi 13 milyon euro iyidir. Ya şöyle söyleyelim, 18 milyon euro tarzında değer biçildiği, 15 milyona bırakabilecekleri falan konuşuluyor ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani inşallah 10 milyonu alırız, inşallah 8 milyonu alırız. Kolay değil ama Icardi'nin Galatasaray'da çok mutlu olduğuna dair bilgiler geliyor. Zaten yüzünden de, hal ve hareketlerinden de görüyoruz. Bakalım Ali Dönmez, Lukaku haberini patlattı, deyip yıldız o olursa Icardi olmayacak mı yoksa ikisi birden mi olacak demiş. Vallahi ben açıkçası bilmiyorum. Yani şöyle bir durum söz konusu. Eğer gerçekten Inter ya oradaki durumlar farklı arkadaşlar. Yani Chelsea, Inter durumu ne olacak? Onun dışında biliyorsunuz şey var. Icardi Inter mevzusu var. Yani orada bir Adana, Mersin, Hatay, Şeytan Üçgeni gibi bir şey var yani. Chelsea, Inter, Galatasaray, Şeytan Üçgeni. Tabii bu işin içerisinde Paris Saint Germain de var, onu da hatırlatalım. Ama bence Galatasaray, yani Icardi ben Galatasaray'da oynamak istiyorum, Galatasaray'da kalmak istiyorum derse her türlü alırız abi biz diye düşünüyorum yani. Çünkü biraz zor olur, biraz zorlanırız ama
alırız yani. Onun altında, 10 milyonun altında olmaz abi. 15 milyondan 10 milyona indirebilirsek yine iyidir. Bakalım. Ramazan Çöl geçen her zaman her yerde en büyük cimbom demiş verdiğince. Dediler öldü, şimdi yazsınlar. Galatasaray geri döndü. Ali Aksoy. Paris'ten Eyfel Kulesi'ne restoranttayım. Selamlar aslanlara demiş. Buradan sevgilerimizi iletelim. Orçun Savaş, Lukaku falan gelirse diğer takımların maç oynamasına gerek yok demiş. Abi Lukaku mu? Ya şöyle bir şey yapsak olur mu Süleyman abi? Anket açalım. Lukaku mu, Icardi mi diye. Ben açıkçası Icardi'yi tercih ederim. Onu söyleyeyim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bakalım. Sinan 1905 teşekkürler Süleyman abi demiş. Arda Kahraman, Icardi tişörtüne çok ihtiyacım var ya demiş. Icardi tişörtü yok arkadaşlar. Bitti, onu sizlere söyleyelim. Bakalım. Ferhat abimiz emri alacağız Icardi'yi. İkna edilirse bu iş olur demiş. Bu arada Ferhat abimiz bir kişiye We Are The Best katıl aboneliği hediye etmiş ve Azat Avesta kazandı abi. Onu sizlere paylaşalım. Azat Avesta Ferhat abinin vermiş olduğu katıl aboneliğini kazanmış bulunmakta. Azat Avesta'ya da buradan sevgilerimizi iletelim ve devam edelim. Bizi okumuyorsun demiş Turan Leon. Kardeşim bak, Emre alacağız Icardi'yi, ikna edebilirse bu iş olur. Ferhat abinin mesajının altından sen geleceksin. O arada bir hediye verdiği için oraya atlamak zorunda kaldım. Birazcık sakin arkadaşlar, sakin olun. Siz Galatasaraylısınız ya. Sabır, size de gelecek sıra. Şampiyonluk da gelecek. Sadece biraz sabredelim. Ferhat abi okuduk. Turan Leon. Hocam Nelson sezon sonuna kadar ikna etmek lazım demiş. Abi ya 25 milyonu verirlerse alırlar da, ben devre arasında Nelson'a 25 milyon euro verecek bir takım tanımıyorum demeyeyim de, vereceklerini zannetmiyorum. Sezon sonuna kalır, inşallah sezon sonunda gitmez yani. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacımız var. Ali Dönmez katılabilmemiz Hacı Wright için Fener devreye girmiş. Eğer Fener'e giderse kariyerini bitirir Serdar Dursun gibi demiş. İnşallah Fenerbahçe alır Hacı Wright'ı, onu söyleyeyim. Ferdi İnce, Icardi derim ben demiş. Ali Dönmez de üçüncü seçenek, ikisi birden mi demiş. Ya o da ölmek mi dersin? Bakalım. Ankete bile gerek yok abi, net Icardi demiş Cem Akar. Turan Leon'u okumuştuk. Azat Avesta'da teşekkürler, var olun demiş. Süleyman abi anketi açtı arkadaşlar. Galatasaray'da hangi forvet olsun istersiniz? Mario Icardi mi, Romero Lukaku mu? Onu sizlerle paylaşalım. Düşüncelerinizi bizimle paylaşın arkadaşlar. 31 oy kullanıldı şu anda. Onu da paylaşalım. İlyas 5 dolarlık bir destek göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Emre. Lukaku mu, Icardi mi olmaz. İkisi bir arada olacak demiş. İnşallah. Vallahi arkadaşlar öyle bir şey olursa gerçekten çok iyi olur. Tatlı Bela 1905 iyi yayınlar demiş. Bu arada arkadaşlar İlyas da 5 adet katıl aboneliği hediye etmiş kanalımıza. Bu arada Ferhat abimiz Emre iyi yayınlar, sabahçıyım çıkıyorum demiş. Ferhat abiye de buradan Allah rahatlık versin diyelim. Kolay gelsin abi, yarın tekrardan görüşürüz. İlyas'ın hediye etmiş olduğu 5 adet katıl aboneliğini Tatlı Bela 1905 kazanmış. Bivit Emre kazanmış. Arda Kahraman, Hiperleon ve Tuna Korkusuz kazanmış arkadaşlar. İlyas'a da bu desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Tekrarlıyorum, Tatlı Bela 1905, Bivit Emre, Arda Kahraman, Hiperleon ve Tuna Korkusuz katıl abonelikleri kazanan dostlarımız İlyas'ın vermiş olduğu 5 adet katıl aboneliği hediyesi sizlere ulaşmış oldu arkadaşlar. Bakalım, anketimizi açtık. Ali Aksoy, Naci Emre abi özür dileyerekten çekiliş hakkında bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin kardeşim. Azat Avesta, şanslı gideceğim spor gecesinde de gelmiş diyerek demiş. Uğurcan Özdemir, bu iş bedavaya gelecek gibi, eğer pizza ve nant Mustafa Morutsan'ı alacak gibi, bunların bedeli 10 milyon euro ödeyecek bize. Sadece 3 milyon euro ödeyeceğiz. Artı maaş bir de demiş. Aynen. Zaten öyle bir plan var arkadaşlar. Ferdi İnce de ben de hediye isterim. O kadar Galatasaray maçlarını biliyorum demiş. Vallahi arkadaşlar bizim elimizde olan bir şey değil ne yazık ki bu. Gelen hediyeler arasında sistem otomatik belirliyor. Ferdi İnce'yi de buradan sevgilerimizi iletelim. O da birazcık şans meselesi. Bakalım hemen dostlarımızdan. Ramazan Kabaç, ben Hacı Wright'ı istemem, ikinci Cagne vakası olur, yazık 6-7 milyon euro demiş.
Fatih Tinç, Ferhat abi bana da gönderir misin katıl aboneliği? Turan Leon, hayır abi, sezon bitişine kadar Nelson demek istedim. Devre arası giderse takım kimyası bozulur. Kesinlikle katılıyorum Turan sana. Kalması lazım. Arda selamlar, iyi yayınlar. Ama abi 25 milyon euro verirlerse de gitsin abi. Sıkıntı yok, gerisini adam bulursun yani. Yine 5-10 milyon arasında Nelson kadar iyi bir oyuncu bulursun abi. Sıkıntı yok. Arda selamlar, yayınlar. Ataman tabii ki Icardi demiş. Orhan Akkuş, hayırlı gecelerimiz olsun inşallah arkadaşlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali Dönmez, hediye alımını açın arkadaşlar yoksa gelmez. Aynen. Chat'te arkadaşlar orada hediye alımını açma şeyi var. Ayarı var. Onu açmanız gerekiyor hediyelerin size gelebilmesi için. Mesela ben de kapalı. Çünkü zaten yayın başında olduğumuz için bizim açmamız çok doğru olmaz ama sizler açın arkadaşlar. Onu da söyleyelim yani. Hediye kabulü açık değilse size çıkmaz. Onu söyleyelim. Bakalım. Ali Aksoy, sol beki acil iyi adam lazım. Çok sol bekti demiş. Ferdiğimci, bana da hediye verin. Bivit Emre. Bakalım. Kuşlar Pedro'yu aldı. Erden Timur Icardi'yi çekti. Hacı Wright'ı da alsınlar. Erden Timur da Lukaku'yu getirir bence demiş. Murat Çelik, size sizce hokkabazlık olur mu maçta birader? Murat Çelik, yani abi, yani bizim o hokkabazlığa işi bırakmamamız lazım. Yani biz ilk yarıda iki tane sallayacaksın abi. Karşı takım, yani Hatay için demiyorum, yanlış anlamasınlar, yani Hatay'a bir garezimiz yok ama ilk yarıda özellikle evinde ilk yarıda iki tane golünü sallayacaksın abi. Karşı takım o şafa dönecek. Ondan sonra ikinci yarıda bir iki tane daha sıkacaksın. Rahatına bakacaksın yani. Son dakikalara bırakırsan abi eyyam da yaparlar, hokkabazlık da yaparlar. O yüzden Murat Çelik, dediğim gibi yani Galatasaray'ın artık kendi ipliğini kendi kesebilecek durumda. Emre Gönüllü, Savaş Çorlu Brezilya İngiltere'de oynayan kanat forvet anlaşıldığını söyledi. Bilginiz var mı? Yok. Bakalım, eski Lukaku isterim demiş Fatih Dinç. Tatlı Bela 1905, teşekkürler İllas Badirov. Turan Leon, Emre Gönüllü, Lucas Moura. Bakalım. Prekazi 5 attık, 3 saydılar. 5-6 da olabilirdi. Taraftarımız 7'ye alıştı. Şov devam ediyor. Naci kardeşim, abi şans işi olur da tişört hediye çıkarsa yeğenim Tanem 11 yaşında, onun için alabilir miyim? Okulda arkadaşları giyiyormuş. O da çok istiyor. Hasta Galatasaraylı olarak, yani Icardi değildi. Kız çocuğu için demiş. Arkadaşlar onu da paylaşalım. Yani çıkarsa kardeşim onu ayarlarız size. Söyleyeyim, zaten Icardi'li tişört ekrandan kaldırmışlar. Artık satılmadığını sizlerle paylaşalım. Böyle bakalım hemen. Bakalım. Aynen. Devam edelim abi. Aynen. Naci'yi okumuştuk. Bakalım Naci kardeşim, onu bir bakarız. Kazanamazsan bir şekilde ayarlamaya çalışırız onu. Bakalım Mutku adı güzel, aynen. Fatma Hasan, hadi Allah'ım inşallah Icardi alırız demiş, aynen. Ferdi İnce'de İlyas Bedirov nasılsın demiş. Ahmet Şengül, evimizdeki maçlarda da farklı galibiyetler gelir inşallah. Fatih Dinç, katıl abonelik hediyesini ben nasıl alabilirim abi? Chat'te aboneliği açman gerekiyor. Yani chat'te orada bir şey çıkması lazım. Orada açtığın zaman sen de listeye girebiliyorsun. Mustafa Demir, selamlar. Ali Dönmez, Lucas Moura çok teknik, birebire geçici adam yoktu ama şu anda ne durumda bilmiyorum. Hazır bir Lucas Moura çok fark yaratır. Lukaku kilo sorunu ve ağır kalır demiş Turan. Kesinlikle katılıyorum. Uğurcan Özdemir, %86 Icardi önde, daha anket başlangıç süresi çok olmasına rağmen demiş. Murat abimiz gelmiş. Şıklarda ikisi de olsun. Yusuf Demir, Hatay maçında operasyon çekebilirler. Galatasaray katıl abonemiz Lukaka. Abi onu biliyor musunuz siz, o mevzuyu? Lukaku'yu Lukaka'yla dalga geçiyorlar. Onu YouTube'da değil de böyle Twitter'da falan Lukaka diye arattırırsanız görürsünüz. Galatasaraylı kardeşime de buradan sevgilerimizi iletelim. Cem Akar, Hatay'a galeziniz yok mu? Volkan Demirel yetmez mi Emre kardeşim? Tabii ki de yeter yani. Volkan Demirel'den ziyade herkesi yenmemiz lazım. Ya ben Hatay'a niye garezim olsun abi? Volkan Demirel dediğim gibi Fenerbahçeli vesaire. Ama yani bu insanları, ya şöyle söyleyeyim.
Bülent Korkmaz Çaykur Rize'yi yönetti diye, Çaykur Rize'nin teknik direktörü oldu diye Çaykur Rize'yi sevdiniz mi? Hayır. O zaman Volkan Demirel Hatay'ın başına geçti diye Hatay'a da bir garezimiz olacak mı? Hayır. Dediğimiz gibi, ama tabii ki de Volkan Demirel'in olduğu takımı yenmek bize birazcık daha fazla zevk verdiği kesin. Moet 35, Emre Telles, Manu da Şav'ın arkasında yedek kaldığı teklif götürürse en azından kiralık olarak bizi gelmek ister bize. Abi ben Telles şeyde ya, Sevilla'da arkadaşlar Telles. Şeyde değil, United'da değil. Ali Dönmez, katıl abonemiz. Aynen, bana da ikisi de düşünüyor gibi geliyor gelecek sene için. Bivit Emre, Okan Hoca derlerse devam ediyor. İlk ders Beleşoğlu'na, sonra da diğerlerine. Şimdi sırada geldi beline kuvvet. Okan Hocam demiş, Hatay maçı forvet Icardi olur mu? Arda Kara kahraman olur arkadaşlar. Onu bekliyorum ben. İlyas bu arada 5 dolarlık bir destek göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Emre, Van Danara kimi söyler? Icardi mi? Lukaku mu demiş. Vallahi bilmiyorum abi. Farklı şeyler denemek isterse Lukaku'yu da isteyebilir yani, ama onun gönlü Icardi'de, ben öyle söyleyeyim sana. Ali Dönmez, Utku. Bu arada İlyas'a da çok teşekkür ediyoruz desteğinden dolayı. Ramazan Kabaç, Ali Dönmez aynen onu okuyoruz. Rancho Icardi'nin bonservisini alınabilir mi abi? Abi alınabilir, neden olmasın yani? Olabilir. Kolay değil ama yani tamamıyla Icardi'ye bağlı. Onu sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bu durum tamamıyla Icardi'ye bağlı. Bu arada çok mesaj geliyor. Hemen onları da okumak istiyorum. Eksonel transferlerin sızmaması lazım artık. Şu Fenerbahçe Beşiktaş'ın salça olma olasılığı sıktı artık. Her zararlarını onlar gördü ama sürekli bizim istediklerimizin sızması işi can sıkıcı demiş. Balli 20 Fatma, hayırlı yayınlar, coşkulu bir yayın olacak herhalde, maşallah demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Dediğimiz gibi Süleyman abi de şimdi çekilişimizle alakalı görseli ekrana getirecek büyük ihtimalle. Hatay'a garezimiz var, Beşiktaş aynen, o da var, o da var arkadaşlar. Şimdi Instagram sayfamızı görüyorsunuz arkadaşlar, çekiliş yapacağız yaklaşık bir 10 dakika sonra. Hemen ondan olsun da yapalım. Arkadaşlar Instagram'da We Are The Best _GS sayfamızı, Instagram sayfamızı takip edin. Linkini Süleyman abi zaten paylaştı. Instagram sayfamızı takip edin. Bu gönderiyi beğenin. Bu gönderinin altına da yorum yazın arkadaşlar. Birazdan yapacağımız çekilişe katılma hakkı kazanın. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Ekrana getirdi Süleyman abi. Azat Avesta katıl abonemiz. Artık katıl abonemiz diyoruz bak Azat sana. Hatay maçından çok umutluyum. Pozitif futbol, dikine hücum, bol gol demiş. Bakalım Andrea Tete gelsin Galatasaray'a. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar, olur mu? Ahmet Çetinkaya katıl abonemiz. Merhabalar herkese, iyi geceler. Yayınlar Emre'cim demiş. Hoş geldiniz. Utku adı güzel oldu biliyorum ama olursa yaz dönemi serbest kalınca alabilirler. Belki maaşı da önemli. İbrahim Kaya, çekiliş mi var? Olay ne demiş? Ekrana getirdik arkadaşlar. Anlattık. Ferdi İnce aboneliği açtım ben demiş. Tamamdır. Bundan sonra hediye etmek isteyen olursa katıl aboneliği. Sizler de o listenin içerisindesiniz. Şansınıza çıkarsa siz de katıl abonesi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bunun için herhangi birisinin katıl aboneliği bağışlaması lazım. Murat abimiz, Süleyman Bey Derval ilk geldiğinde sene, ilk geldiği sene 9. olabilmiştik. Beterin beteri var demiş. Fatih Dinç, Emre kardeşim ben Durmuş abin hani forma ve aynen şey herhalde Okay kardeşimizin yapmış olduğu forma çekilişinde Durmuş abiye çıkmıştı forma, ona da buradan sevgilerimizi iletelim. Uğurcan Özdemir, like atalım, abone olalım arkadaşlar ve yorumlarınızı okunsun ve yayın yukarı çıksın demiş. Aynen öyle Metin Kurt. Icardi alalım ve devamlılık sorunu var. 5 maç var, 10 maç yok. İstikrarlı bir forvet lazım demiş. Vallahi arkadaşlar onu ben de söyledim ama böyle oynayacaksa da kalsın abi. Gitsin tatiline. Bir antrenman yapsın, çıksın sahaya. Selamlar, ne haber? Lukaku iş yok, Icardi kalsın demiş Savaş. Üner, Ramazan Çöl geçen, Lucas Moura söyleniyor. Var mı bir gelişme? Vallahi olduğu söyleniyor arkadaşlar. Birazcık da bizler de çalışmaya başlayacağız. Dediğimiz gibi özellikle bu transfer dönemine. Hediyeyi algoritma mı belirliyor, nasıl olacak demiş Ali Dönmez. Aynen öyle. Aynen öyle. Deniz Karademir, Icardi fotosunu beğenmek ve
takip yetiyor mu Emre çekiliş hakkı için? Arkadaşlar bizi Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. O Icardi'nin ekrana getirdiğimiz gönderiyi beğenip altına da yorum yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşalım. Birazdan yaklaşık bir 10 dakika sonra çekilişimizi yapacağız. Metin Dolunay yayınlar. Volkan Demirel bize karşı tam sağ defans oynatacak, kapanacak. Kilit erken açıp farka gidip rahat bir maç izleriz inşallah demiş. Orhan Coşkun, Lukaku nerede çıktı ya, yalan haber demiş. Fatih Dinç, Hasan Ali Kaldırım'da mı oynayacak, sağda mı oynayacak, düğün salonunda mı oynayacak? Çünkü soy ismi Kaldayım. Ali Koç Kadıköy'ün faturasını ödediği için elektrikler kesilmemiş demiş. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Leprist Galatasaray 6 Hatay 1 demiş. Orhan Akkuş, Instagram kullanmıyorum, çekilişe dahil olamıyor muyum demiş. Maalesef olamıyorsunuz arkadaşlar. Instagram üzerinden yapacağız. Bakalım. Deniz Karademir, selamlar arkadaşlar. Emre iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yavaştan da o 88 tane yorum olmuş, bize çıkmaz demiş. Arkadaşlar yani oraya da şöyle, yani dediğimiz gibi. Hemen ben bir anonsumu yapayım, ondan sonra gündemimize geçeceğiz. Vay be Naci, ne güldürdün gece gece demiş. Algoritmadan Ali Palabıyık çıkıp bıyık sallamaz umarım demiş. Düşünsene tişörtün birisi Ali Palabıyık'a çıkıyormuş. Arkadaşlar hemen ben bir anonsumu yapayım, yavaştan da çekilişimize geçelim. Anlık olarak bizi şu anda yaklaşık 200 kişi izliyor arkadaşlar. Sizlerden ricamız, yayınımıza güçlü birer like'larla başlarsak ön plana çıkacağız. Ve sizler gibi değerli nice Galatasaraylılara ulaşma şansımız olacak. Bu sebeple lütfen beğenilerinizi, like'larınızı sonradan değil de şimdiden atarsanız bizim için çok önemli olduğunu hatırlatalım. Bunun dışında kanalımıza abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Görüyorsunuz yani hem dostlarımız sayesinde, Erdal abimiz, işte İlyas'ın sayesinde, Okay'ın sayesinde, Ferhat abimiz, Murat abimiz, onların bütün abilerimiz ve kardeşlerimiz sayesinde forma çekilişleri, tişört çekilişleri yapıyoruz. Burada güzel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. O sohbet, güzel muhabbet yapıyoruz. Özellikle gece yayınlarında. Biliyorsunuz arkadaşlar. Akşam 8 yayınında da zaten özel yayınımız var. Kıvanç abiyle Vedat abimiz var, biliyorsunuz. Gündüzde de Kıvanç abiyle ben varım. O yüzden lütfen kanalımıza abone olun. Yayınımızı beğenin. Bize en azından dediğimiz gibi abonelikler ve beğeniler tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Ama derseniz ki abiler biz size daha nasıl destek olabiliriz diye soracak olursanız Süper Chat, Süper Sticker ve katıl aboneliklerinize de bizlere destek olabilirsiniz. Yılmazlar İTİ kanalımız olan sponsorluğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de reklam veya işbirliğinde bulunmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve Twitch'ten bizi takip etmeyi, Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Ama dediğimiz gibi lütfen hem abone olun hem de çevrenizdeki herkesi ve Ardabes YouTube kanalına abone etmeye teşvik ederseniz çok mutlu etmiş olursunuz bizleri diyelim ve yavaştan da devam edelim. Twitch'ten de bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Twitch'ten de çok güzel yayınlarımız oradan da devam ediyor. Dedikten sonra amma da reklam yaptın demiş Bayram. Vallahi kardeşim ne yapalım, bizim gibi YouTube kanallar ufak kanallarız. Sizler sayesinde daha da büyüyeceğiz. Ufak bir reklam yapıyoruz, sonra devam ediyoruz. Zaten birkaç dakika sonra tişört çekilişimizi de yapacağız. Onu da bize çok görmeyin ya diyelim ve devam edelim. Ferdi İnce, Fenerbahçe'ye ceza gelmiş, 5 yıldızlı formayla çıkmış. Allah Allah, yo 5 yıldızlı formayla çıkmadı arkadaşlar. Bu Mixon'da Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu olduğu için PFDK'ya sevk edildiler. Savaş Üner, bana göre aklıma bir şey geldi. Seferovic gitsin, niye Icardi diyoruz? Lukaku yedek olsun istiyorum demiş. Mark Özgür, Romero'nun Lukaku geliyor. Uğurcan Özdemir, bu Icardi'nin 15 dakikası bir gol bir asist ise 90 dakikası bir maçta kaç gol atar Allah bilir. Ben bu adamı neden sürekli istiyorum? Ligimiz bunun gibi forvet görmedi yıllardır ve biz de o yüzden istiyorum. Abi yani ağzımıza çok güzel bir tat bıraktı yani ya. Bu adam almamız lazım. Bakalım bakalım bakalım. Yunus Demir, inşallah rahat kazanacağımız bir maç olur demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Samet Kriano gelmiş. Aynı zamanda katıl abonemiz. İyi yayınlar, sabah iş var müsaadenizle demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Samet Kriano'yu da sevgilerimizi iletelim. Balli 20 Fatma. Tabii ki reklam olacak. Helal olsun, o kadar emek var demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sakat salmasınlar zaten. Icardi arada oynuyor. O da oynayıp Gomis'le çıkarız demiş. Umut Akın katıl abonemiz.
Bakalım 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 bakalım. Neyse. Yavaştan da gündemimize devam edelim arkadaşlar. Ya da Süleyman abi başlayalım mı çekilişimize? Ne diyorsun? Bu arada bilgiyi de verelim arkadaşlar. Şey bilgisini. Anket bilgisini. 161 oy kullanılmış. 17 dakika içerisinde 162 oldu. Galatasaray'da hangi forvet olsun istersiniz? Mauro Icardi %91. Romelu Lukaku %9 arkadaşlar. Yani herkes beni okumadın demiş Phil Foden. Nerede yazdın kardeşim? Senin mesajını da okuyalım da. Ya belki burada mesajlar gelmemiş olabilir. Kardeşim sen bir daha yaz. Normalde biliyorsun yani okumamazlık yapmıyoruz ama demek ki aradan kaçmış olabilir. Sen mesajını tekrar yaz, tekrar okuyayım. Selim Kaya selamlar yayınlar demiş. Ali Dönmez yok düşünün ileride Lukaku sağ kanatta Adana Traore iki yarma demiş. Bakalım Icardi'yi izlemek için sabırsızlanıyorum demiş. Diyar Özçelik kesinlikle abi. Yani evimizdeki maçta ya özledim ya. Yani izlemek istiyorum. Özellikle Süleyman abi de biliyorsunuz gidecek maça. O da canlı izleyecek. Galatasaray Hatayspor'u 4-0 yener demiş. Evet arkadaşlar bu arada Bektaş Dal katıl abonemizi yayınlar Emre Süleyman abi demiş. Ramazan Çölgeçen Emre en çok okuyanlardan gözden kaçmıştır demiş. Aynen öyle. Utku adı güzel oldu. Özledik bir takımı abi hangi yayın programını kullanıyorsun demiş. Semih Yerin vallahi arkadaşlar yani şu anda kullandığımız StreamYard kullanıyoruz ama dediğimiz gibi farklı şeyler de var. Neyse devam edelim arkadaşlar. Yarın oynanacak daha doğrusu aynen artık yarın oldu değil mi? Şu anda Perşembedeyiz. Aynen öyle. Arkadaşlar yarın oynanacak Hatay maçı karşılaşması için biletler satışa çıkmıştı. Şu anda ben onu ekrana getirebilecek miyim? Çok emin değilim ama hemen bir bakalım. Hemen bir bakalım. Şu anda kapalı gişe olması bekleniliyor zaten arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bilet kalmış mı? Ona bir bakıyorum hemen. Şu anda bilet kalmamış abi. Bilet kalmamış ama tekrardan çıkabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz neden bu değişiklik gösteriyor? Şimdi atıyorum Süleyman abinin kombinesi var. Allah korusun bir işi çıktı gidemedi maça. Tamam mı? O zaman kombine sahipleri gidemeyeceği için bileti kulübe devrediyorlar. Kulüp de tekrardan bunu satışa çıkarıyor. Böyle bilet bitmiş gözükse bile tekrardan alabilme imkanınız oluyor. O yüzden hani ben bilet bulamıyordum, bilet bulamıyorum diyen dostlarımız devamlı kontrol etsinler. Biletler çünkü sonradan çıkabiliyor. Uğurcan Özdemir aynen biletler tükenmiş ama dediğim gibi her an tekrardan biletler çıkabilir. Savaş İner iyi yayınlar diliyorum. İyi geceler Emre Hocam. Saygılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Prikazi'de Lukaku'yu siz almıyorsunuz arkadaşlar. Onu Galatasaray Spor Kulübü alıyor demiş. Neyse. Devam edelim. Bugün oynanan kadın basketbol takımımız Çağdaş Factoring Galatasaray Çağdaş Factoring takımımız Eurocup Women'da 64-54'lük bir galibiyetle ayrıldığını sizlere hatırlatalım arkadaşlar ve yavaştan da devam edelim. Sarayın sultanlarına sevgilerimizi iletelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar transfer sezonu açıldı. Peki Galatasaray'ın limiti, harcama limiti ne? Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray'ın harcama limiti 1 milyar 104 milyon vesaire vesaire %40 sapma dahil harcama limiti 1,5 milyar TL'ye geliyor arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşalım. Bakın burada gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin sadece biz normalde hep bizimki daha fazla olurdu. Ama bu sefer Fenerbahçe'nin 30 milyon TL daha fazla bir harcama limiti var. Bizi ilgilendiriyor mu? Çok da ilgilendirmiyor. Açıkçası biz Galatasaray'ımıza bakıyoruz. Dediğimiz gibi 1,5 milyar TL harcama limitimiz var şu anda. Utku adı güzel oldu. 13. bitirmeseydik fena artardı demiş. Bilet var kim yok diyor demiş Selim Kaya. Arkadaşlar yani şu anda sistemde baktığımda yoktu ama tekrar çıkmış olabilir. Dediğimiz gibi kombinelerini devreden arkadaşlar, kulübe devreden arkadaşlar sistemde hemen tekrardan satışa çıkıyor. O yüzden bileti tekrar yani istediğiniz yerlerde belki bulamayabilirsiniz ama illaki bilet bulursunuz. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım arkadaşlar. Neyse yavaştan istiyorsanız aynen 40 doldu arkadaşlar. Yavaştan da istiyorsanız çekilişimizi yapalım. Dediğimiz gibi 5 adet
5 adet tişört hediyemiz var arkadaşlar. Hemen o tişörtlere bakalım. Kadıköy hatırası, Galatasaray'ın pazartesi günü Galatasaray Spor Kulübümüzün pazartesi çıkarmış olduğu Galatasaray Store'daki tişörtler. Hemen bakalım. Aynen, hepsinde şu anda beden var gibi duruyor ikisinde de. Aynen öyle arkadaşlar. Bu iki tişörtten birisini, istediğiniz bedeni sizlere hediye edeceğiz. 5 adet arkadaşımıza bu çekilişte bu tişörtü Erdal hocamız sayesinde vereceğimizi hatırlatalım. Birkan Erdal çekilişe nasıl katılıyoruz demiş. Süleyman abi ne diyorsun? Bir 5 dakika daha yapalım mı abi? Bir 5 dakika daha bekleyelim mi dostlarımız için? Selim Kaya demiş ki 5. kategori var, 4. kategori var demiş. Uzay Yaparı iyi yayınlar agam, alayına Icardi demiş. Aynen öyle. Yayın çok süper demiş. Mark Özgür çok teşekkür ediyoruz. Olur demiş. Arkadaşlar ben hemen Süleyman abi sen mi getirirsin ben mi getireyim ekrana? Bakalım İbrahim Bülent Akbaş. Galatasaray Muhammed Bayo'yu almaz mı acaba? İnşallah alır 10 takımımız demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi Süleyman abi de ekrana getirecek. Onu da sizlerle paylaşalım. Çekilişimize katılmak istiyorsanız arkadaşlar Instagram'da Galatasaray _GS hesabını takip etmeniz gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuz gönderiyi beğenmeniz ve altına da yorum yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Instagram üzerinden Süleyman abi linki paylaştı. Instagram üzerinden bizi Yardbest _GS'yi takip etmeniz gerekiyor. Mario Icardi'ni ile alakalı paylaştığımız son görseli, piyasa değeri 17,5 milyon euro, 29 yaşında, 7 maç, 5 gol, 4 asist. Bu gönderiyi beğenmeniz ve altına da yorum yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra çekilişe hak kazanacaksınız. 45'te arkadaşlar çekilişimizi yapalım. Sonrasında da Hatay maçı 11'imizde yavaştan değerlendirmeye başlarız. Bakalım SLL isimlere bakıp transfer yapmak hata, adam gelip parasını alıp yatabilir de. O yüzden en mantıklısı transfer elindeki kiralıklara üzerinden gitmek ki ihtiyaç bence orta saha demiş. Yani şöyle söyleyelim, bir Sergio Oliveira gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var, bir yedek oyuncu. Yani oyun kurucu, onun kadar kaliteli belki olmasa bile Mitsyo'nun yani bir 8 numara değil de 6-8 olduğunu söyleyebiliriz yani. Orada Berkan da var şimdi. Aslında Berkan'ın bu performansından sonra Mitsyo birazcık bilmiyorum. Diyelim bakalım Emre Savaşçıoğlu Firmino'yu söz konusu olduğunu açıkladı demiş Can Ezer'e. Vallahi arkadaşlar Firmino yani olabilir de şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Biraz mantıklı da düşünmek lazım. Şimdi Icardi'nin olduğu yerde Firmino'nun olduğu yerde hangisini oynatacaksın abi? Yani sen otur o oynayacak, o sen otur o oynayacak diyemeyiz yani. Bilmiyorum, diyebilirlerse de büyük bir başarı yani. Firmino'yu istemez miyim abi? Herkes ister ama çok mantıklı bulmuyorum yani. Ali Dönmez, Emre Oliveira'ya Özgür Baran çok güzel olur ama şans verilmiyor demiş. Katılıyorum. Semih Kaya, Selim Kaya pardon. Abiler şaka yapıyorum sanacaksınız ama ben baya bir kiloluyum. 4 X large var mı? Vallahi 2 X large var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Mark Özgür, abone oldum kardeşim. Dediğimiz gibi arkadaşlar Instagram'dan bizi takip etmeniz gerekiyor. Bu Mario Icardi'nin gönderisini beğenmeniz gerekiyor. Like atmanız gerekiyor. Ve altına da yorum yazmanız gerekiyor. Ben hemen bir bakayım. Şu anda güncel durumu. Size hemen bilgi vereyim arkadaşlar. Aynen. Aynen hemen bakıyorum. Şu anda kaç beğeni olmuş? Yaklaşık. Hemen bakalım. Yani ben burada yaklaşık 70 yorum görüyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Buradan da gerekeni yapacağız. O zaman 45'te ben linki atacağım. Sonra çekilişimizi de başlayalım. Yaklaşık bir 40 saniye kaldı. Onu söyleyeyim. Sinan bana 2x large yeter demiş. Seferovic yerine düşünülen forvet kim demiş. Yunus Demir. Vallahi çok isimler var arkadaşlar. Pasajız PlayStation oynamıyoruz abi. Gidenin yerini aynı kalitede bulmak zorundayız. Kimyamız bozulmasın yeter ki demiş. Katılıyorum. Birkal Erdal. Tweet kalalım yok mu, ne yapacağız abi demiş. Anlamadım yani ne demek istediğini kardeşim. Bakalım.
Aynen. Neyse arkadaşlar, ben İbrahim Kaya'da Lukaku Galatasaray'da, kaynak Sinan Engin'in kıvırcık uzun gür saçları demiş. Bence o piti piti yaptırırız aralarında. Umut Akın katıl abonemiz. Galatasaraylı Marsupilami Icardi takımda kalacak mı demiş. Vallahi inşallah kalacak arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Neyse, biz hemen çekilişimizi geçelim arkadaşlar. Ben hemen sayfayı güncelledim. Tekrar güncelledim. Hemen paylaşalım. Ekrana getireceğim. Şuradan Süleyman abiye atayım. WhatsApp üzerinden benim de çünkü çekmem gerekiyor arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Tamamdır. Şimdi ben hemen çekilişi yapacağım. Bir saniye, onu da ekrana verelim de yanlış anlaşılmalar olmasın arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Hemen o çekilişimizi de yapalım. Çekiliş görüntüsünü ekrana verelim. Bakalım gözüküyor mu? Diyorum aynen. İkisi de var mı? Aynen. Bakalım, linkimizi şuraya attık ve göster diyelim. Çekilişimiz başlıyor arkadaşlar. Ekrana Süleyman abi ekrana getirebilirse. Bakalım çekilişimiz var. Süleyman abi ekrana getirebilirse çekilişimizi, çekiliş sayfamızı. Derya Kılıç siyah tişörtü çerçeveletip asıl asarım ya demiş. Muhammed Yalçın aşk adamı Icardi demiş. Bakalım. Benim aslında siyah tişörtüm vardı, onu gösteremiyorum. Arkadaşlar bu gönderi için 114 yorum, 376 beğeni bulunmuş. Hemen ben size buradan herhalde gözüküyor, görüyorsunuz 114 yorum, 376 beğeni. Yorumları görüyorsunuz. Asil sayısı 5 seçiyoruz arkadaşlar. Yedek sayısı da 5 seçelim. 5 iyi mi? Aynı yorum bir defa sayılsın. Katılım bir defa katılım. Dediğimiz gibi takip edilecek kişiler aynen Yardvest alt tire GS. Süleyman abi ne diyorsun? Seninle de bir konuşmuş olalım. Asil sayısı aynen 5'e 5 arkadaşlar. Dediğimiz gibi 5 tane yediğimiz olacak. Eğer bu 5 kişi 2 gün mü dedik Süleyman abi? Bakalım. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımız cuma gecesi, yani Hatay maçının gecesine kadar bizimle iletişime geçmezlerse yedeklere geçiyor. 2 evet demiş Süleyman abi. 5'tir herhalde. Hani aynen 2 gün, tamam anladım Süleyman abi, pardon. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi çekeceğiz çekilişi. 5 kişi kazanacak. Bu 5 kişi cuma günü Hatay maçının gecesinde bize, gecesine kadar, gece yayınına kadar bizimle Instagram üzerinden iletişime geçmezse yedeklere geçecek bu hak. Onu sizlerle paylaşalım. Aresti Di Maria'da son durum nedir demiş. Onu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir çekilişimizi yapalım. Dediğimiz gibi asil sayısı 5. Yedek sayısı 5. Aynı yorum bir defa sayılıyor. Katılım bir defa var. Herkes bir defa katılabiliyor. Kimsenin hakkına geçmeyelim. Bir yorum atan da 10 yorum atan da eşit sayılacak. Ve çekilişi hazırla dedik. Yorumlar hazırlanıyor arkadaşlar. 114 tane yorum çekildi. Hazır mıyız? Hazırsanız hazırız deyin arkadaşlar. Heyecanlandım demiş. Abi yorumumu alınmamış demiş. Arkadaşlar Sedat Usta, abi yorumum alınmamış. Alınıyor arkadaşlar. 114 tane yorum var. Onu sizlerle paylaşalım. Ya da geç yazdıysanız artık yapabileceğimiz bir şey yok. Bir sonraki 5 tişörte gelebilirsiniz. Diyelim. Sıkıntı yok. Masup yani abi, ben annemin hesabından katıldım demiş. Hiç sıkıntı değil. Mehmet Salih Koç abinin çekilişi, yeni geldim. Tişört çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Muhammed Yalçın da sırf bu heyecan için katıldım şu anda. Falan yapıyormuşuz, böyle çıldırdık. Neyse arkadaşlar, hazırsak çekiyorum. Çekilişi dediğimiz gibi sonradan gelen arkadaşlar bizi takipte kalın. 5 adet tişört daha Erdal hocamızın vermiş olduğu, şu anda 5 adet tişörtü veriyoruz.
Hafta sonu ya da gelecek hafta 5 adet tişört daha vereceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın diyelim ve çekilişimizi otomatik olarak seçtik arkadaşlar. Haydi. Bakalım kazanan dostlarımız ekrana gelecek. Ali Yeğin nokta fotoğrafı. Forza Galak. Birinci kazanımız arkadaşlar. İkinci kazanımız Mehmet Mert. Üçüncü kazanımız Dangerux 28. Dördüncü kazanımız Derviş Şahin nokta Şekerci. Beşinci kazanımız FA-BLL 90 arkadaşlar. Birinci yetek Batukan 57. İkinci yedek Saru Serhat Una. Üçüncü yedek Ercan nokta Bilim. Dördüncü yedek Ferhat 50-83. La oğlum şu formayı verin artık XX large bedenim demiş. Yedek 5. yedekli talihimizde Azadov 1990. Aynen dediğimiz gibi arkadaşlar çekilişimiz tamamlandı. Kazananları tekrar söylüyoruz. Birincisi Ali Yeğin nokta fotoğrafı. 2 Mehmet Mert. 3 Dangerux 28. Dördüncü kazanımız Derviş Şahin Şekerci. Beşinci kazanımız da F-BLL 90. Yedeklerimizde Batukan 57. Serhat Tuna. Ercan nokta Bilim. Ferhat 50-83. Ve Azadav 1990. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Görseli de ekrandan aldım. Hemen bakalım yorumlara. Dostlarımız sizlerden ricamız arkadaşlar. Bu kazanan 5 kişi Cuma günü gece yayınımıza kadar iletişime geçmeniz gerekiyor. Instagram üzerinden arkadaşlar. Mesela bak Sinan 1905 Emre ben kazandım demiş. Buradan sevgilerimizi iletelim Sinan'a. Hayırlı uğurlu olsun. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi Instagram üzerinden bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor. Onu sizlerle paylaşalım. Hemen şuradan görselimi bu şekilde vermeyeyim de bir kadro kuralım. Onu da ekrana getireceğim. Hemen bir saniye arkadaşlar. Talihlilerimiz kendilerini görmüştür. Yayın bitmeden önce de tekrardan söyleriz olmadı. Yani çok erken mi kapattım Süleyman abi? Tekrardan ekrana getirse miydim? Emirhan abi yeni geldim. Nasıl katılıyoruz? Katılamadım. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Yarın şimdi bunu yaptık. 5 adet formamız daha forma diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tişörtümüz daha var. Erdal hocamız toplamda 10 tişört hediye etti. 5'ini dediğimiz gibi bugün çektik. 5'ini de haftaya çekeceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram üzerinden bizi takip edin. Görsellerimize, oradaki gönderilerimize yorum yazın, beğenin. Bir sonraki çekilişin tarihini ve gönderisini sizlerle paylaşacağız. Ama ani olduğu için bizim yayınlarımızı izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Nasıl katılacaklarınızı, yani çekilişe nasıl katılacağınızı tekrardan sizlere söyleyeceğiz. Ama bu 5 tane tişörtü şu anda kazananlar belli oldu. Ben hemen tekrardan şuradan ekrana getireceğim arkadaşlar tekrardan kazananları. Sonradan bir kadromuzu yapalım muhtemel 11'leri. Sonrasında da dediğimiz gibi şeyimizi yaparız. Kadromuzu yaparız. Hemen tekrardan ekrana getiriyorum arkadaşlar. Instagram çekilişimiz. Hemen bakalım ekrana geldi mi? Aynen ekrana geldi arkadaşlar. Buradan hemen ben size bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bu gönderinin altına 114 yorum geldi ve kazananlar birinci kazanan Ali Yeğin fotoğrafı. İkinci kazananımız Mehmet Mert. Üçüncü kazananımız Dangerox 28. Dördüncü kazananımız Derviş Şahin nokta Şekerci.
Beşinci kazananımız F6BLL 90. Birinci yedek Batukan 57. İkinci yedek Serhat Tuna. Üçüncü yedek Ercan.bilim. Dördüncü yedek Ferhat 50.83. Ve beşinci de Azadaf 1990 arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmış olalım ve muhtemel 11'lerimize de geçelim. Bakalım. Şimdi sizlerin yorumlarınıza da bir bakalım. Aa gitmiş Emre, tekrar çekilelim demiş. Bakalım bakalım. Balli 20 Fatma teşekkürler demiş. Bakalım arkadaşlar, yani bakalım 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 arkadaşlar. Hemen aynen. Neyse, biz kadromuzu yapalım. Ekrana getirdik zaten. Bakalım sizlerden gelen mesajları da. Azat bir şey istemiyorum sağ olsunlar demiş. Ferdi İnce vara gidin demiş. Bakalım. Aynen. Sizlerden ricamız arkadaşlar, dediğimiz gibi bu kazanan arkadaşlarımız bize Instagram üzerinden iletişime geçmeleri gerekiyor. Instagram üzerinden bize isminiz, soy isminiz, telefon numaranız ve adresiniz yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Instagram'dan bizimle iletişime geçin. Yani bu yorum yaptığınız yere o adresimize mesaj atın. İsminiz, soy isminiz, telefon numaranız ve adresinizi yazın. O tişörtleri sizlere gönderelim. Muhtemel 11'i de ekrana getiriyorum hemen. Benim düşüncem. Onu sizlerle paylaşalım. Ben burada Sasha Boye, Victor Nelson, Abdülkerim, pardon, Patrick Fanalık beni andı. Burada da Dubois olabilir. Dubois olur diye düşünüyorum. Buraya baktığımız zaman Berkan, Sergio. Ya da ben size muhtemel 11'i, ya muhtemel 11 büyük ihtimalle böyle olur arkadaşlar. Böyle olur gibi düşünüyorum ben. Onu size söyleyeyim. Muhtemel 11'imiz muhtemelen böyle. Bakın arkadaşlar. Aynen, ekrana getirdim. Daha detaylı bir şekilde konuşuruz yarın. Ya ben mesela oynatsam, şöyle söyleyeyim. Ben mesela teknik direktör olsam, Sergio Oliveira'nın yerine ben Yusuf Demir'i koyarım. Riske girerim. Torreira'nın yerine de Sergio Oliveira oynatım. Yani Torreira'yı 11 oynatma. Berkan Kutlu kesinlikle 11 oynamalıdır. Fener deplasmanında Kadıköy'de çok iyi oynadı. Muslera, Boye, Nelson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Torreira orta sahası, Rashica, Sergio Oliveira, Kerem ve Mauro Icardi 11'i bence muhtemel 11'imiz. Ama Sergio Oliveira, yani Torreira'nın yerine Sergio Oliveira ve forvet arkasına, yani Mertens'in yerine Mata'yı da koyabilir hoca, Yusuf Demir'i de koyabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı ben kadronun böyle olacağını düşünüyorum. Yarın hakemler de açıklanır demiş. Kesinlikle öyle, katılıyorum. Barış'ı kesmez bence demiş Kadir Gürkal. Bilmiyorum arkadaşlar, kesmeyebilir. Yani ona da katılıyorum, Kadir Bey'e de. Söyledikleri doğru. Uğurcan Özdemir demiş ki, Emre abi bir şey soracağım şimdi. Transferle peş peşe açıklanır mı acaba? Bir günde 5 transfer açıklanır mı acaba? Yaz transfer döneminde olduğu gibi. Arkadaşlar 5 transfer falan beklemeyin. Bu arada size bir hatırlatma yapalım. Anlık olarak bizi şu anda yaklaşık 150 kişi izliyor. Sizlerden ricamız arkadaşlar, sonradan gelen dostlarımıza da bir hatırlatma olsun. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricamız, bizleri süper chat, süper sticker ve katıl aboneliklerinize de destek olabilirsiniz. Yılmaz Zalite kanalımız olan sponsorluğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de reklam veya işbirliğinde bulunmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Diyelim Selim Kaya, yani oyuncumuzla alakalı öyle konuşmazsak çok iyi olur. Yani performansından memnun olmayabilirsiniz. Ben de performansından şu anda memnun değilim ama o da Kerem hakkında neler söyleniliyordu. Berkan için neler söyleniyordu. Bakın şu anda yani Berkan'a neler söylüyoruz. Dediğimiz gibi Abdülkerim'e neler söylendi.
Yani birazcık sabretmek lazım arkadaşlar. Bir anda herkes Messi, Ronaldo ya da çok iyi oyuncular olmuyor. O yüzden birazcık daha beklemek gerekiyor bence. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yani birazcık sabretmek lazım. Mertens kart cezalısı değil mi? Aynen, Mertens kart cezalısı. Hasan Zurnacı. Biz de zaten o yüzden Mertens'i 11'e koymadık. Onu da sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Anketimizin de detaylarını sizlerle paylaşayım. Galatasaray'da hangisi forvet olsun istersiniz sorumuza? Mauro Icardi %91, Lukaku da %9 oy almış. Uğurcan Özdemir, güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Mertens, aynen onu okumuştuk. Azat Avesta, katıl abonemiz hep bizim oyuncumuz, Galatasaray'ın çalışanları demiş. İbrahim Laz, Icardi demiş. Selim Kaya, performansına memnun değilim diyemem Emre. Çünkü daha performans göremedik. Ronaldo Messi demiyorum zaten. Mortan kadar bile oynamıyor. Oynayacaktır abi. Sakin olun, oynayacaktır. Bekleyin. Birazcık sabretmek lazım. Ferdi İnce, Seferovic son kez oynasın bari demiş. Bence oynamasın abi Seferovic artık. Prekaze, son futbolcu gümücüler, süre verin onlara. Her maç biriniz kazanır, birini kazanırız bu maçta. Mata ya da Yusuf Demir olabilir demiş. Bakın Ferdi İnce de Sefer, aynen. Ali Dönmez, Icardi olmazsa 11'de yine tek farkla kazanırız demiş. Morutsan ve Muhammed satıldı abi demiş. Vallahi inşallah satılır kardeşim. Çünkü oradan gelecek parayla Icardi'yi alabiliriz. Onu söyleyelim yani. Diyelim arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Çok güzel bir gece yayını oldu. Desteklerinizden dolayı sizleri çok seviyoruz. Dediğimiz gibi 5 tane arkadaşımıza tişört hediyesi çıktı. Onları paylaştık. Bize bu 5 arkadaş Instagram üzerinden Cuma gecesi, Cuma gece yayınına kadar Instagram üzerinden iletişime geçmeleri gerekiyor. Nasıl iletişime geçecekler? İsim, soy isim, adres ve telefon numaralarını bizlerle paylaşmaları gerekiyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Cuma gecesine kadar bu kazanan 5 arkadaş bizimle iletişime geçmezse yedekten kazanan arkadaşlarımıza devredeceğini sizlere hatırlatalım. Çok seviyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lider takımın lider taraftarı, yarın gündüz yayınında saat 2'de tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.